Hocam ben yurt dışındayken ben İngilizce bilmiyorum hocam. Hayatta en eksik hissettiğim ve pişman olduğum tek konu oldu. Ben dil bilmiyorum. İşte birine konuşmam gerekiyor. Sanatımı gösteriyorum. Orada bir marifet gösteriyorum. Ama diyor ki işte Arapça var mı yok, o var mı yok mu, İngilizce var mı, İspanyol, hiçbir şey yok. Böyle yani özürlü gibi, kanatsız bir kuş gibi hissettim kendimi yani böyle. O yüzden yurt dışına gidecek gitmeleri lazım. Gençlerimizin hepsinin de yurt dışına bir şekilde kapağı atmaları lazım hocam. Bunlara biz İngilizceyi, ben işte sizle tanıştım hocam, çabucak öğretelim hocam. Çabukça öğretelim. Bizim benim kendi payıma çözümüm bu. Öğretelim Siz tabii ki. İngilizce öğretin. Ben de resim öğreteyim hocam. Ben Yani dünya gönüllü olan, standartlarında resim yaptırıyorum zaten çocuklara. gönüllü Siz de... olan herkese öğretiyorum Evet zaten hocam. hocam. Yurt dışına gitmek artık çok kolay hocam. Yurt dışına giden Suriyelilerin arasında bile karışsak hocam, bizi hemen Suriyeli diye alabiliyor hocam. Ya Çünkü hocam bırakın Suriyeli, yani burada tatil yapamıyorsunuz artık ekonomik olarak. Ama Yunanistan'da orada burada tatil yapmak çok daha ekonomik oluyor. Gidebiliyorsunuz. Yani kapılar açık. İsteyen istediği yere gidebilir. Yapmaları gereken tek şey aslında cesur olmak. Hani hep şu korku var ya, gidemem ya, dil bilmiyorum, ne yapacağım. Öğreneceksin. İki seçeneğin var. Ya öğrenip gideceksin ya da orada dile maruz kalıp öğreneceksin. İnsan mecbur kaldığında her şeyin üstesinden gelebiliyor yani. hocam ben oradayken inanır mısın yani böyle konuşmaya başladım neredeyse yani, ama tabi hep sallıyordum, bir kelime söyleyeceğim 10 tane kelime sallıyordum. Sonra yeter sus tamam anladık dediler. Ha, öyle başlıyor ama bir Öyle oluyor dili hocam. yerinde öğrenmek demek öyle başlıyor Ama zaten. işte Bir bir yabancının Türkçe iyi bir öğrenmesi gibi. programla hocam, iyi bir plan yaparaktan İngilizce öğrenip işte iyi bir sanat öğrenip yurt dışında zirveyi zorlamak mümkündür. Ben oraya gittiğimde hocam Cumhurbaşkanı seviyesinde ağırlandım hocam. Kültür Bakanlığı aracılığıyla gittim hocam. Oralarda sanatçıyı böyle el üstüne tutuyorlar. Benim tercümanım vardı hocam. Ama keşke İngilizce bilseydim, onlara daha güzel şeyler anlatabilirdim diye düşünüyorum. Burada bunu yapıyoruz zaten. Hani dille sanatı bir araya getiriyoruz. Bu yüzden de herkesi bekliyoruz. Mutlaka hayatını kurtarmak istiyorsa bir genç, bir yerlere tutunmak istiyorsa, maddi manevi hayatta mutlu olmak, kendisinden sonra bir isim bırakmak istiyorsa bunun yolu dil ve sanatın ortaklığından geçiyor. Dil olmadan hiçbir şey olmuyor ki zaten. Bakın Evet hocam. evin önüne gidin. Oradan iç çamaşırı satan bir mağazanın önünde yazan yazı. Yabancı dil bilen eleman aranıyor. Evet hocam. Yani çamaşır satacaksın, bunun için bile dil olması gerekiyor. Artık dil olmadığı zaman olmuyor. Hocam Hiçbir şey bir olmuyor. lisan bir insan deniliyor ya hocam. Çok doğru. İnan çok doğru hocam. İki lisan iki insan olur hocam. Bizim mesela Güneydoğu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, onlarınki İngilizceye daha mı yatkınlığı nedir? Mesela bugün Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da Güneydoğu kardeşlerimizin su gibi İngilizce konuşurken iftihar ettim hocam onlarla. O şundan kaynaklı hocam. Şimdi bir dili öğrendiğiniz zaman ikinci dili öğrenmek çok kolay. İngilizce bilen biri için Almanca öğrenmek çok kolaydır mesela. Çünkü beyin transfer eder bildiği şeyi. Ama ilk başladığınızda birazcık zorlanırsınız. Ondan sonrası kolay. Bu bisikleti sürmek gibi yani. Bir bisikleti sürmeyi öğrendikten sonra istediğiniz bütün model bisikletleri sürebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir tık zaman.